Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Bugün doçent doktor Cihan Kaya ile endometriyozis konuşacağız. Yani aslında halk arasında bilinen adıyla çikolata kistini konuşacağız. Cihan Hocam, endometriyozis konusunda spesifik çok ciddi çalışmaları var. Çok fazla hasta deneyimi var endometriyoz konusunda. Aynı zamanda Endometriyoz Derneği'nde de aktif faaliyet gösterdiği için bugün onu konuk ettim. Poliklinikte en çok gördüğümüz, hastalarımızın bize en çok yönelttiği ve kafa karıştıran konuları ona soracağız. Merhabalar Cihan Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Hüseyin Hocam. Teşekkür ederim davetiniz için. Ben teşekkür ediyorum ya, bu saatte bize zaman ayırdınız. Şimdi ben hemen hiç vakit kaybetmeden soruları hemen sormak istiyorum, yöneltmek istiyorum. Not almıştım zaten hastaların en çok sorduğu sorulardan. Neden çikolata kisti? Yani bu çikolata sevimli görünüyor böyle, çikolata tadında gibi görünüyor ama çikolata kisti nereden geliyor çikolata ismi? Çikolata kisti maalesef bildiğimiz çikolata gibi çok sevimli değil. Çikolata kisti denmesindeki neden tamamen kistin içeriğine bağlı. Çikolata görünümünde olması aslında. Bu neden içeride biriken, kist içerisinde biriken kan hücrelerinin zamanla birikmeye bağlı kahverengi yani çikolata renginde olmasından dolayı bu şekilde adlandırılıyor. Onun dışında bildiğimiz çikolatayla hiçbir alakası yok. Yani bazen hatta bazen ameliyatlarda da böyle çikolata kıvamında akıp eriyebiliyordu kistler patladığı zaman. Belki ondan da olabilir ama esas dediğiniz gibi değil mi? Kan birikmesiyle alakalı olduğunu düşünüyoruz. Peki her kadını, her yaştaki kadını etkileyebiliyor mu çikolata? Hangi yaşta daha sık görüyorsunuz? Hangi hastalarda? Yani hastaların fenotipi nasıl? Yani daha şişman hastalarda mı, daha zayıf insanlarda mı, daha gençlerde mi, daha yaşlılarda mı görülüyor bu çikolata kisti? Endometriyozis yani çikolata kisti dediğimiz hastalık özellikle üreme çağındaki hastalarda daha sıklıkla gözüküyor. Yani nedir bu yaş grubu? Özellikle östrojen hormonun aktif olduğu yani 18 yaşından 40-45'li yaşlara kadar östrojen hormonu dediğimiz kadınlık hormonun aktif olduğu yaşlara kadar görülebiliyor. Burada östrojen hormonuna bağlı olarak özellikle obezite istenmeyen bir durum. Yağlı dokudaki östrojene dönüşümün fazla olmasından dolayı. Onun dışında ama fenotipik olarak bu hastalar genellikle ince, zayıf ve hatta uzun boylu hastalar ya da kızıl saçlı hastalar daha yatkın endometriyoz hastalığına. Çok enteresan. Yani o zaman hani zayıf insanlarda, daha uzun boylu, kızıl saçlı insanlarda görülebiliyor daha sıklıkla. Büyük olasılıkla herhalde bunun bir genetik şeyi olmalı, değil mi? Yani kızıl saç dediğimiz aslında bunun bir genetik paterni olmalı bu hastalığın muhtemelen. Var mı gerçekten bunun bir genetik paterni aktarımı? Evet, yapılan çalışmalar var bununla ilgili. Son yıllarda özellikle genetik biliminin ilerlemesiyle birlikte bazı mutasyonların buna neden olabileceği düşünülüyor. Ailede de genetik yatkınlığa bağlı olarak işte mesela hastaları sorduğumuz zaman benim teyzemde de var ya da kardeşimde de var diyen hastalarımız da var. Hani bu çok sık ve mutlak bir şey mi diye sorarsanız hayır değil. Çünkü endometriyozis multifaktöriyel dediğimiz yani birden fazla nedene bağlı oluşan hastalıklar olarak biliniyor. Yani genellikle bunun içerisinde sizin bağışıklık sisteminiz, genetik yatkınlığınız ya da besin alışkanlıklarınız bunların hepsi birbirini tetikleyen şeyler. O yüzden kesin şu nedene bağlı, şu genetik faktöre bağlı oluyor dememiz biraz zor. Peki yani Türkiye'de ne sıklıkla görülüyor? Yani Türkiye'deki genel durum diğer ülkelere nazaran farklı mı? Ya da sıklığı nedir? Yani hani polikliniğe çok fazla hasta görülüyor mu? Yani tabii biz bu işle spesifik çalıştığımız için, özel çalıştığımız için biz daha fazla görüyoruz ama genel bilinen ortalama üreme çağındaki kadınların %10'u şeklinde. Yani 10 kadından biri endometriyoz Aslında olabilir diye sık. bakıyoruz. Evet, gayet sık. Türkiye'de durum şöyle. Türkiye'de son yıllarda hastalıkla ilgili bilgi düzeyinin artmasına bağlı olarak, insanların bilinçlenmesine bağlı olarak tanı koymamız biraz daha fazla. O yüzden bilinirliği arttıkça hasta sayısının artması da beraberinde gelen bir şey. Bunun dışında aslında adet sancısı dediğimiz dismenore diye tanımlanan bir durum var biliyorsun. Burada bu hastaların çoğunun endometriyoz tanı alması için ortalama geçen süre 7 ile 10 yıl arasında değişebiliyor.
Şimdi biz bu hastalıkla ilgili bilinçliliği, bilgi düzeyini arttırdıkça aslında bu süreyi kısaltarak hasta olan popülasyonu daha kolay yakalayıp ortaya çıkarabiliyoruz. Yani burada çok aslında iddialı ve sansasyonel bir şey söylediniz. Çünkü 7-10 yıl tanı gecikiyor dediniz. Evet. 7 yıl kadar tanı gecikebiliyor. Bunun sebebi ne aslında? Yani hastaların bu hastalığı çok bilmemesi mi, genel toplumda bilinmemesi mi, yoksa tanı koyma tekniklerindeki zayıflık mı? Yani hekimlerin bu tanıyı atlamasıyla mı alakalı? Aslında her ikisi de. Çünkü belirli bir tanı metodu yok. Özellikle asemptomatik dediğimiz grup için. Onun dışında hastalarda da şöyle bir inanış var. İşte adet sancısı normalde her kadında olur. Bende de var. O yüzden bu normaldir diye kabul ediyoruz. Böyle olduğu için bu normalizasyon nedeniyle bu hastaların tanı alması gecikiyor. Ama altta yatan neden birçok hastada genellikle endometriyoz olabiliyor. O yüzden her adet sancısını, özellikle ilaç tedavisine cevap vermeyen adet sancısını bu normaldir deyip geçiştirmemek lazım. Uygun, bu işle uğraşan, özellikle bu işe vakit ayıran bir hekime müracaat ederek bunun tanısının konması gerekiyor. Biz aslında çikolata kisti, sizin de söylediğiniz gibi yani adet sancısı işi biraz normalleştiriliyor insanlar tarafından. Ama biz çikolata kisti hastasını daha çok kısırlık problemine yol açıldığında görüyoruz. Çünkü kısırlık problemi olduğunda hasta illaki bize başvuruyor. Gerçekten bu çikolata kisti ciddi ciddi bu kadar sık kısırlık yapıyor mu? Evet. Ve nasıl yapıyor? Yani çikolata kistinin kısırlıkla nasıl bir alakası var? Evet. Çikolata kisti şöyle %30-40 oranlarında gayet yüksek bir oran aslında kısırlık nedeni olabiliyor. Nasıl yapıyor sorusunun cevabı yine birden fazla aslında. Bu gerek yumurta içerisindeki oosit dediğimiz yumurta hücresinin kalitesini düşürerek ya da tüplerde karın içerisinde yapışıklıklara bağlı olarak, tüplerde tıkanmaya bağlı olarak sperm geçişini engelleyerek ya da rahim içerisinde embriyonun yerleşmesine engel olacak bazı maddeler salgılayarak infertiliteye yani kısırlığa neden olabiliyor. Peki, hiç yani çikolata kisti olmasına rağmen hastanın hiçbir şikayet olmayabilir mi? Yani ağrısı yok, kısırlık yok, cinsel ilişki sırasında ağrısı yok. Hiçbir semptom vermeme ihtimali var mı? Tabii, bu tür hastalarımız da oluyor. Bazen tesadüfen işte bende 8 santim kist varmış diye gelebiliyor bazen hastalar ama genellikle bu boyutlara ulaşan kistlerde bir şikayet mutlaka görüyoruz. Ama 2 santim, 3 santimlik boyutlarda. Bunun için bir boyut cutoff'u yok aslında. Kesin bir boyut veremiyoruz. Ama bazı hastalar gerçekten hiçbir şikayetim yok diye gelebiliyor. Tesadüfen saptanıyor yani. Şunu sormak istiyorum. Şimdi bunun adı çikolata kisti olduğu için ben hastaya poliklinikte çalıştığımda senin çikolata kistin var dediğim zaman hastanın aklında hemen şu çağrışım oluyor. Ya bende kist var, benim ameliyat olmam lazım. Gerçekten her çikolata kistini ameliyat etmek gerekiyor mu? Gerekiyorsa neden, gerekmiyorsa neden? Şimdi çikolata kistinde tamamıyla hastaya özel bir yönetim yapılması lazım. Çünkü hastalar tek bir semptomla başvurmuyor ya da tek bir nedenle başvurmuyor. Az önce de konuştuğumuz gibi bazı hastalar tamamıyla asemptomatik olabiliyor. Yani hiçbir şikayeti olmayabiliyor. Ya da bazı hastalar az önce de belirttik kısırlık şikayetiyle başvurabiliyor. Ya da bazı hastalar özellikle adet sırasında geçmeyen, ilaçlara cevap vermeyen ağrı şikayetiyle ya da ilişki sırasında ağrı şikayetiyle başvurabiliyor. Bazısı büyük abdest yaparken ağrı şikayetiyle başvurabilir. Bazıları da idrar yaparken ağrı şikayetiyle başvurabiliyorlar. Şimdi tamamıyla hastayla oturup şikayetin ne olduğunu iyi değerlendirmek lazım. Eğer ağrı şikayetiyle başvurduysa bununla ilgili bazı ilaç tedavileri var. Bu ilaç tedavileri denendikten sonra cerrahi düşünmek gerekiyor. Kısırlık sebebiyle başvurduysa yine burada hastanın yaşı, yumurta rezervi, eşinin durumu, onun dışında daha önce geçirilmiş cerrahisinin olup olmaması gibi birçok faktör var. Bunların hepsini oturulup değerlendirildikten sonra cerrahi mi, medikal tedavi mi,
kısırsa tüp bebek mi ya da herhangi bir şey yapmadan ultrason takipleriyle değerlendirmek mi olduğunu hastayla birlikte oturup karar vermek lazım. Açıkçası kısırlık problemiyle gelen, infertiliteyle gelen hastalarım daha çok panik halinde oluyorlar. Ne olacak? Yani bir bilinmez serüvene gidiyorlar gibi ve akıllarında hep sağdan soldan veya sosyal medyadan ya da görsel başka bir medyadan türevinden duyduğu şeyler akıllarında şekillenmeye başlıyor. Ya işte bana kistendi, ben tüp bebek olacağım. Herhalde bu uzun süre, tedaviler bilmem ne böyle. Yani çikolata kisti olan hastanın yüzde şu kadar ihtimalle çocuğu olur diyebiliyor muyuz? Yani az önce söylediğim gibi birçok faktör bunda etkili. O yüzden kesin şudur diyemiyoruz ama kabaca bir %40'lık oran, 30'luk 40'lık oran var. Ama burada asıl önemli faktör bir kadın yaşı, iki yumurta rezervinin durumu. Bunlar %40-30 başarı oranı açısından mı söylediğiniz? Hayır. Yoksa infertilite oranı, kısırlık oranı. Evet. Anladım. Yani 30 yaşında yumurta rezervi iyi olan bir kadın için aslında başarı ihtimalimiz yüksek olabilir yani. Eve çocuk götürme açısından söylüyorum. Evet. Buradaki yaş sınırımız 35. 35 yaşın altındaki hastalarımızda genellikle daha pozitif yönde düşünebiliriz ama tabii sadece yaşta da değil, yumurta rezervi de burada önemli. Mesela bugün karşılaştığım bir hasta da 30 yaşındaydı. Ona da aynı bilgiyi verdim. 35 yaşında çikolata kistiniz olsaydı eğer 35 yaşında olsaydınız size direkt tüp bebek önerebilirdik diye. Çünkü uzun süredir uğraşılıyor hastada ve 35 yaş. Bu konuda ne düşünüyoruz? Yani tüp bebek, yani 35 yaşından sonra hastaları tüp bebeğe göndermek gibi bir eğilim var artık. Özellikle Batı'da da böyle bir şey var. Bu doğru mudur? Yani bu uygulamanın pratik karşılığı nedir? Yani burada birkaç tane faktör var. Özellikle endometrioma ve endometriozis temelinde konuşuyorum. Burada bir yaş faktörü var. Bir, 35 yaşın altında olacak hasta. Eğer bunun dışında 35 yaşın üzerindeyse daha önce bir endometrioma nedeniyle ya da herhangi bir kist nedeniyle cerrahi geçirdiyse bunun dışında endometrioma sadece bir yumurtalıkla sınırlı olmayabiliyor. Bazen iki taraflı olabiliyor. Eğer iki taraflı yumurtalıkta bir tutulum varsa over rezerv testleri, bu FSA ya da AMH ile bakılan testler ya da antral folikül sayımı yapılabiliyor ultrasonla. Bunlarda eğer herhangi bir düşüklük ya da FSA'da herhangi bir yükseklik varsa bunlar cerrahiden önce tüp bebek denenmesi gereken hasta grubu aslında. Bu hastalarda çünkü yumurtalık cerrahisi her zaman için faydalı olmayabiliyor. Bazen yaptığımız yumurtalık cerrahisi sonrası bile şu an literatürde bildirilen oran 2 yılda %10-15 civarında, 5 yılda bu oranın daha yüksek olduğu söyleniyor. Tabii yapılan cerrahi tekniğe de bağlı bu. Bu tür faktörler göz önünde bulundurularak, özellikle hastanın yaşı ve over rezerv göz önünde bulundurularak tüp bebek bekleme ya da cerrahi tedavi seçenekleri sunulmalı. Hastalardan özellikle çocuk işini tamamlamış, atıyorum 3 çocuğu var. Şöyle şeyler duyuyorum zaman zaman. Çok hasta gördüğümüz için jinekolojik olarak şöyle şeyler duyuyorum. Hocam benim çocukla falan işim yok. Beni kökten neyse hallet. Bu çikolata kistiyle falan da uğraşmak istemiyorum. İlaç da kullanmak istemiyorum. Bunlar hormon ilacı diye duydum. Ben bundan çekiniyorum. Bana ameliyatsa ne ameliyat yapacaksan yap. Ameliyat kesin çözüm müdür? Ameliyat kesin çözüm dememiz için bir kere östrojen kaynağını ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunlar da nedir? Her iki yumurtalığın birlikte çıkarılması. Bunun dışında rahmin de buna dahil edilmesi. Çünkü endometriozisle birlikte adenomiyozis dediğimiz rahim iç orta tabakasını tutan bir endometrioz formu bu da. Bir formu var. O yüzden rahim ve yumurtalıkların birlikte çıkarılması öneriliyor. Genellikle 40 yaşın üzerinde herhangi bir çocuk beklentisi olmayan, ağrı şikayetleri ön planda olan hastalar için ve herhangi bir ilaç tedavisine eğer cevap alınamıyorsa bu hastalarda rahim ve yumurtalıkların çıkarılması ve buna ilave olarak tutulmuş tüm endometriozis odaklarının çıkarılması muhtemelen kesin tedavi olacaktır.
Ama iç gözden kaçmayacak bütün odakların çıkartılması gerekiyor. Odakların deneyimli lazım. Deneyimli ellerde yapılması gerekiyor bu ameliyatların da yapılacaksa yani. Tecrübeli insanlar tarafından. Peki ameliyatı yaptık. Kist mesela. Kist ameliyatı yaptık. Çikolata kisti. Bu ameliyattan sonra tekrarlama ihtimali var mıdır? Tekrarlama ihtimali var maalesef. Çünkü endometriyoz kronik bir hastalık. Orada siz yumurtalığı bıraktığınız zaman östrojen hormonu salgılanmaya devam ediyor. Bu devam ettiği sürece tekrarlama ihtimali var. Hele bir de kisti tam olarak eğer çıkarmadıysanız, sadece aspir edip bıraktıysanız, yani içindeki sıvıyı sadece çekip bıraktıysanız, bunun tekrarlama ihtimali biraz daha yüksek kist çıkarmaya göre. Belirtilen oranlar genelde %10-15 civarında 2 yıla kadar. Bunu önlemek için biz ne yapıyoruz? Bir kere özellikle bu hastalarda kistektomi yapıyoruz. Yani yumurtalığı almadan sadece bu çikolata kistinin etrafını saran kist dokusunu çıkarıyoruz. Bunun dışında hastalara en az 6 ay ameliyat sonrasında eğer herhangi bir çocuk beklentisi yoksa bazı hormon ilaçlarıyla bu adet dönemini kendi kontrolümüzde tutarak bir 6 ay baskılamak istiyoruz. En az 6 ay baskılamak istiyoruz. Bunu yaptığımız zaman literatürde de bu şekilde kistin tekrarlama ihtimalini bir miktar da olsa azaltmış oluyoruz. Yani şunu anlıyorum. Ben ameliyat yaptıysak bile ameliyattan sonra hormon tedavisi ekliyoruz. Ekliyoruz evet. Baskılama tedavisi ekliyoruz. En az 6 ay. Benim 18. yılım meslekte 18 yıldır ekliyoruz. Tekrar oranlarımız, tekrarlama oranlarımız çok düşük. Ama tabii ki tekrarlayan hastalarımız olmadı mı? Oldu. Ama yine de ben kendi pratiğimde her endometriyozis ameliyatından sonra mutlaka bir baskılayıcı tedavi vermek istiyorum. En azından gebelik isteyene kadar, çocuk planlayana kadar hastaya da bütün bunları anlatıyoruz. Bir de şu tip bir hasta var. Hocam ben dışarıda bir doktor arkadaşa muayene oldum. Bana bir şeyin yok dediler. Başka bir doktora gittim arkasından. Sende çikolata kisti var dediler. Bir de size geldim diye geliyor hasta. Bu çikolata kistinin tanısını koymak bu kadar zor mu? Yani bir hekim arkadaşım yok diyor. Öbür hekim arkadaşım var diyor. Bu şeyin karmaşanın sebebi nedir? Şimdi karmaşanın sebebi şu. Çok fazla ultrasona güveniyoruz doğal olarak. Çünkü elimizdeki karın içerisini gösteren en yakın ve en kolay ulaştığımız alet o. Ultrasonda maalesef bazı kitlelerle çikolata kisti karışabiliyor. Bunlar nedir? Hemorajik kist dediğimiz bu adet döneminde adetten adete oluşan ve geçebilen kistler olabilir. Dermoid kist dediğimiz işte bu yapısı embriyonik dönemden gelişen bazı yapıları içeren kistler olabilir. Bunlar özellikle apseler bazen karışabiliyor. Enfeksiyonlara bağlı gelişen apseler. Bunlar endometriyozisle karışabiliyor. O yüzden çok küçük boyuttaki kistleri eğer iyi bir ultrasonumuz da yoksa ve bunu direkt görüp hastaya sende endometriyozis vardır dememek lazım. Ya da sadece ultrasona bağlı kalmamak lazım aslında. Çünkü endometriyozis tanısında önce bir fizik muayene ve anamnezle ilerlemek gerekiyor. Direkt ultrason tanısıyla sende endometriyozis var deyip çünkü bu kronik bir hastalık sonuçta. Siz hastaya bir kere endometriyozis var dediğiniz zaman bu hastanın tüm hayatını etkileyecektir bundan sonra. O yüzden dediğim gibi anamnez, iyi bir anamnez. Burada ağrı skorlarını kullanabilirler ya da hayat kalite ölçeklerini kullanabilirler. Fizik muayene mutlaka önemli. Herhangi bir nodülerite var mı vajinal muayenete, uterusun durumu, yumurtalıkların durumuna mutlaka bakmak gerekiyor. Daha sonra ultrason ve ultrasonda da eğer herhangi bir tanı konamazsa şüphe durumunda ileri tetkik olarak MR önerilebilir. Yani burada o zaman benim anladığım şey şu ve yıllardır da uyguladığım şey şu. Endometriyozis hastasına poliklinikte en az bir 40 dakika, 1 saat ayırmak gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Yani öyle 10 dakikada baktım, hatta bazen 10 dakika bile olmuyor. 2 dakikada baktım, ultrason yaptım, hastaya bir şey yok dedim ya da var dedim. Endometriyozisin çok iyi bir anemnez, yani bizim history, çok iyi öyküsünü alıp, aile öyküsünü alıp ve tanıyı koyduktan sonra da hastaya çok detaylı açıklama yapıp ve mümkünse de aynı hekimin takip etmesi lazım devamlı değil mi? Burada da
bazen bazı sıkıntılar yaşadığımız oluyor. Bir hekim arkadaş 2 santim diyor, öbürü 4 diyor, öbürü 5 diyor. Burada önemli olan herhalde güvendikleri bir hekime, onlara zaman ayıran, onları dinleyen, onların psikolojisinden de anlayan bir hekime aynen takiplerine devam etmek. Kesinlikle. Tedavilerine devam etmek. Peki, evet. Bu endometriozisin, psikoloji demişken, kadınların psikolojisi üzerine kötü etkisi var mı? Yani tamam, bir orada kısırlık yapıyor, ağrı yapıyor ama bunun bir de, biliyorsun hastalıkların bir de psikolojik boyutu var yani. Hani mental olarak da sağlıklı olması gerekiyor insanların. Gerçekten kesinlikle. Buna bir etkisi var mı endometriozisin? Yani şöyle düşünmek lazım. Sürekli ağrıyla dolaşıyorsunuz. Vücudunuzun bir yerinde sürekli bir ağrı var. Bunun dışında işte çevrenizdekiler sizi anlamıyor ya da gittiğiniz doktorlar sizi anlamıyor. İlaç kullanıyorsunuz, ilaçtan fayda görmüyorsunuz. Bunun dışında endometriozis sadece yumurtalık hastalığı olarak değil, aslında birçok sistemi etkileyebiliyor. Bunlar bağırsaklar olabilir, idrar, üriner sistem olabilir. Fibromiyalji dediğimiz hastalıkla birlikte sık görülebiliyor, kas iskelet sistemini etkileyen. Yani bu tür faktörlerin hepsinin bir araya gelmesi hastanın günlük hayatını etkileyecektir zaten. Bunun dışında kullanılan ilaçların özellikle ilk 3 ay bazı yan etkileri olabilir. Adet düzensizlikleri olabiliyor mesela. Hastanın cinsel hayatı, eğer bu vajinal bölgede tutulumu varsa cinsel hayatı etkilenebilir. Dolayısıyla aile hayatı etkilenebiliyor. Tüm bu nedenleri bir arada toplayacak olursak bunlar hastanın gerçekten psikolojisini, sosyal hayatını etkileyebilecek şeyler. O yüzden endometriozis kronik bir hastalık olmasından dolayı hastaları bu yönlerden dolayı olumsuz etkileyebilecek bir hastalık. Peki bir de şöyle bir kaygı var. Özellikle yani doktora gitti, bana geldi hasta, ben anlatıyorum gerçi her şeyi ama ondan sonra ister istemez gelip benim hastam bir Google'lıyor. Ve Google'a baktığın zaman işte kist vesaire dediğin zaman ucu bu sefer kansere gidiyor. Hasta bu sefer beni arıyor. Ben hastalara telefonumu veriyorum, konuşuyoruz. Beni arıyor. Diyor ki ya hocam diyor, bu çikolata kisti kanser yapıyormuş, böyle duydum ben diyor. Gerçekten bu çikolata kistin kanser yapıcı etkisi var mı? Ben şahsen 18 yılda çikolata kistinden kanser olan bir hasta hiç görmedim. Bunu son çalışmalar, bilimsel literatür ne der bu duruma? Bu şöyle, 40 yaşın altında olan hastalar biraz daha rahat olabilir aslında. Çünkü 40 yaşın altında bu oran %1-2'lerde. 40 yaşın üzerinde ise ve bir kitle varsa endometriozisle birlikte bu oran %4-5'lere kadar çıkabiliyor. Ama tabii burada bir şüphe varsa, atıyorum kanser açısından aile öyküsü sorgulandığı zaman birlikte eşlik eden herhangi bir kanser varsa, yumurtalık kanserini tetikleyebilecek, bu hasta grubunda biraz daha dikkatli olmak lazım. Çünkü bu hasta grubunda oranlar biraz daha artıyor. Ama sadece izole endometrioma varsa buna bağlı kanser oranı %1-2'lerde. Yani tersten düşünecek olursak %99 aslında herhangi bir kanser gelişmesini beklemiyoruz. Ama 40 yaş üzerinde bu oran çok hafif de olsa biraz daha artıyor. Burada hastaya tamamıyla yine başa dönüyoruz. Anamnezi iyi sorgulamak lazım. Ailede herhangi bir kanser öyküsü varsa, yakın aile çevresinde herhangi bir kanser öyküsü varsa bu oranın biraz daha artacağını bilmemiz gerekiyor. Yani bu riskleri hastayla paylaşacağız. Hastalarımız da bilecek tabii ki bu riskleri. Şüphe durumunda kitlenin incelenmesi yapılabilir tabii. Ultrasonla bunları inceleyebiliyoruz. Ultrasonla ki overe, işte yumurtalığa giden kan akımlarına bakabiliyoruz. Herhangi bir direnç artımı, azalımı var mı, buna bakıyoruz. Bunun dışında kitle içerisinde herhangi bir solüt dediğimiz bir görüntü var mı? Papiller çıkıntı dediğimiz görüntüler var mı? Bunlara bakıyoruz. Bunlar da bize bu kitlenin izole bir endometriozis, endometrioma mı olduğunu yoksa altta şüpheli bazı alanlar olup olmadığını bize söyleyebilen bulgular aslında. Şimdi notlarıma bakıyorum. Son bir soru not almışım bana gelen. Yine Instagram üzerinden sorulmuş. Hocam çikolata kistim var. Ne yemeliyim, ne içmeliyim? Bir öneriniz olur mu? Çünkü biliyorsun son dönem bu yeme içme işiyle ilgili çok fazla soru alıyoruz. Hele ki gebelerden çok sık soru alıyorum. Onlarla ilgili daha önce bir video çekmiştim ama
çikolata ikisi çok spesifik. Yani yemeyle, içmeyle, beslenmeyle bir alakası var mıdır? Yani direkt şunu yediğiniz için çikolata kistiniz olur diyemiyoruz ama çikolata kisti olan bir hastanın dikkat etmesi gereken bazı besinler var tabii ki. Bunlar az önce de söylediğim gibi östrojen içeriğini arttırıcı gıdalardan uzak durmak lazım. Bir kere obezitenin kesinlikle olmaması gerekiyor. Çünkü östrojen içeriği fazla oluyor bu sefer hastalarda östrojen hormonu. Bu istenmeyen bir şey. Bunun dışında obeziteye neden olabilecek işte yağlı gıdaların fazla tüketilmesi, et ve türevlerinin fazla tüketilmesi bunlar istenmeyen şeyler. Bunun dışında çay, kahve gibi kafein içeren içeceklerin tüketilmemesi öneriliyor. Bunun dışında hani yağ tüketilecekse illa zeytinyağı tüketilebilir mesela. Probiyotiklerin çok büyük önemi var bu hasta grubunda. Çünkü endometrioz inflamatuar bir süreç. Bu inflamatuar süreci bir nebze olsun azaltabilmek için probiyotikleri tüketilmesi önemli gerçekten. Burada süt değil de, süt çok önerilmiyor. Yoğurt ve türevlerin tüketilmesi daha iyi. Onun dışında baklagillerin tüketilmesi de önemli. Nohut mercimek tarzı baklagillerin tüketilmesi önemli gerçekten, tüketebilirler. Ama diğerleri çok önerilmiyor gerçekten. Sadece beslenme değil, bazen de sporla ilgili sorular soruluyor mesela. İşte hocam ağırlık kaldırıyorum, devam edeyim mi gibisinden sorular geliyor mesela. Şimdi endometriozis'te kas ve eklem ağrıları birlikte eşlik edebiliyor gerçekten. O yüzden daha böyle ağırlık kaldırıcı değil de işte açma germe tarzı ya da nefes egzersizleri, yoga belki bu hasta grubunda gerçekten faydalı olabiliyor. Yoga ile ilgili özellikle bir video hazırlamıştım. Yine hatta bir canlı yayın da yaptım bir yoga eğitmeniyle. Dismenore üzerine çok ciddi etkisi var yoganın pozitif anlamda. Kendim de hatta merak ettiğim için birkaç kere yogayı da denedim, yapmayı da denedim. Öyle de bir motive etti beni. Gerçekten gerek nefes olsun, gerek hiç kullanmadığımız kaslar olsun inanılmaz iyi geliyor. Ama tabii işin bilimsel boyutuna baktığımızda meta analiz de var. Çok değerli. Dismenore üzerine çok ciddi pozitif etkisi olduğu görülüyor. Çünkü bütün bu hastalıkların hem inflamatuar süreç olsun hem de beyinle alakalı, yani mental olarak da gerçekten iyi hissetmemiz gerekiyor hastalıkla mücadelede. Bu durumda tabii ki benim hastalarımı en önemli yaptığım şey, yani onların yanında olduğunu söylüyorum. Olduklarını anlatmaya çalışıyorum. Ağrılarını anlamaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten sıkıntılı bir durum. En azından elimden geldiğince psikolojik destek vermeye çalışıyorum hastalarıma. Bazı hastalarımda da tek tük de olsa deneyimimiz oldu. Psikoloğa gönderdiğim hastalar da oldu. Çünkü hasta artık bunu tam tedavi edemiyoruz bir şekilde. Bir yandan çocuk istiyor, bir yandan kitle orada, ameliyat olmak istemiyor. Gerçekten çok zorlu vakalarla da uğraştık vakti zamanında. Ama önemli olan işte bizim açımızdan belki hastaya zaman ayırmak, onun yanında olmak ve ona elimizden geldiğince yardım etmeye çalışmak. Benim bakıyorum Instagram'dan aldığım sorular, hepsini sordum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizim için de bir update oldu. Eğer bu videoyu izleyen değerli izleyicilerimiz de beğenirlerse, beğendim tuşuna basarlarsa çok seviniriz. Cihan Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İnşallah bir başka programda da tüp bebek üzerine konuşuruz yine. Çok faydalı oldu. İzleyicilerimize de inşallah faydası dokunmuştur. İyi akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın. Teşekkürler. İyi akşamlar.